Dilara'nın hamile olduğumuzu Eylül'de öğrendik. Eylül'den itibaren işte önlemlerimizi aldık. Buradaki doktorla görüştük. Volkan Demirdar diye bir doktorla görüştük. Sonrasında 21 hafta itibariyle ufak tefek işte aminosantez vesaire durumlar gerçekleştirdik. Onlardan sonra 26. haftada ikinci bir komplikasyonla karşı karşıya geldik. Hamilelik kolistazı vardı bende. Kolistazı. Karaciğerli safra kesesi asitlerin oranlarının yükselişiyle alakalı. Böyle bir durum hani hem bebeğe hem de hamilelik sürecinde birazcık zarar veren bir durum bu. Her neyse çok güzel bir şekilde ikinci bir doktorla da görüştük. Gastroenterolog Yekta Hoca vardı yine Medical Point'ta. Onunla birlikte hem kadın doğumcu hem Yekta Hoca'yla güzel bir şekilde 32. haftaya kadar tedaviyle birlikte bu süreci atlattık. 32. hafta itibariyle de Lila'dan ayrılmak zorunda kaldım. Orada da işte mecbur olarak hastane yatış ve doğum gerçekleşti. Çok güzel geçti doğum vesaire. Herhangi bir komplikasyon orada olmadı. Ama işte bebeğimiz prematüreydi. O yüzden de 7 aylık doğduğu için bir süre yoğun bakımda kalmak zorunda kaldı. O süreç içerisinde de buradaki işte abileri, ablaları bayağı güzel bir şekilde ilgilendiler kızımızla. Toplamda 38 gün burada kaldı. 38. gün itibariyle bir eve geldi, ziyaret etti. Son küçük daha böyle bir olayı yaşadık evde. Ondan sonra tekrar buraya bir yatış oldu. Yani aslında bir geldi gitti, geldi gitti gibi oldu kızımız. Burayı çok özledi. Ablanın çok özledi. Evet. Şimdi taburcu olduk. İşte artık evimize döneceğiz inşallah. Kesinlikle çok korku vardı ama hep şunu söyleyebilirim hani ikimiz de özellikle eşim de dahil hani çok güzel destek aldım o süreçte. Yani pozitif kalmaya hep devam ettik. Yani biz 26. haftadan itibaren aslında tehlikenin çok da farkına varmadık. Yani onunla yaşamadık daha doğrusu. Ne zaman 32. haftaya geldik, tam böyle artık doktor tamam artık gelin dedi. Biz de o zaman bir alarm çaldı ve o zaman farkına vardık yani durumun. Ondan sonra da zaten hani sadece teslim olmak kaldı bize. Yani biz her zaman hani ikimiz de güveniyoruz yani doktorlara her zaman güvendik. En iyisini onlar bilir. Sonuçta uzmanlar onlar. O yüzden de hani o konuda da bir endişe olmadı. Yani sonrası için de bir endişe olmadı. Bir de kızımız çok güçlü çıktı maşallah. O konuda çok şanslı olduk. Kendisi işte yani herhangi bir zorlukla dünyaya gelmedi. Diğer prematüre bebeklere göre çok daha güçlü, çok daha ileri bir şekilde, hızlı bir şekilde adapte oldu dış dünyaya. Ama tabii hani ister istemez ayrılık süreci o 38 gün boyunca hani buradan özellikle doğumdan sonra çocuksuz ayrılmak o çok koydu. Küvezdeyken ilk 2 hafta olmadı çünkü daha zordu yani 1,5 kilo doğdu. O zamanlar zaten hani mümkün değildi. Bir de Covid nedenlerinden ötürü hani şey vardı. Kısıtlamalar vardı. İşte biraz böyle hemşireleri tanıdıktan sonra işte doktoru da tanıdıktan sonra onların onayıyla ziyarete açık oldu. Bizim ilk ziyaretimiz aslında bayramda oldu. Bizim için çok büyük bir mutluluktu. Değil mi anne? Evet, evet. Evet. İlk bayramımızı kızımızla geçirmiş olduk. Ramazan bayramı. Evet. Ramazan bayramında kucağınıza mı aldınız? Evet. Tabii ki çok yani çok daha yeni yeni öğrendiğimiz duygular bunlar ama müthiş duygular. Yani anlatılmaz, tarif edilemez, sadece yaşanılır. Yani bütün muhtemelen anneler şu an anlıyordur ne demek istediğimi. Çok güzel bir duygu. Tabii süreç gerçekten zordu ama biz ebeveyn olmak zorundaydık ve güçlü kalmak zorundaydık bu durumlara. Eşim bana güç oldu, ben ona güç oldum. Bu süreci zor süreçler ama doğru yönlendirilince, doğru doktorlar, doğru hastane, doğru bakımlarla beraber olunca her şeyi atlatmak daha da kolay oluyor. Bir de güvenmek, inanmak, birbirimize inanmak, hastaneye, doktorlara inanmak da bizi rahatlattı. Konuşmak,
paylaşmak. Şimdi işte evimize gidiyoruz. Bize çifte bayram oldu aslında bu. Kızımızla beraber bir mutlu bir bayram geçirmek istiyoruz biz de. Tabii ki yine doktorların bazı kısıtlamaları var. Öpmek, koklamak sınırlı, ailelerle görüşmek sınırlı. Bir süre daha böyle olacak. Yeni çok erken doğdu. Biz kucağımıza yeni aldık. Ailelerimizi bile bir süre daha maalesef uzak tutacağız onu korumak için. Bu da ebeveynin gerektirdikleri gerekli sinimlerden olsa gerek. Hem buradakilerle hem de oradakilerle aile birazcık uzak kalacağız. Lila bebeğimiz doğduğunda 31 haftalıktı. 40 santim ve 1500 gram ağırlığındaydı. Hemen yeni doğan yoğun bakımımızda tedaviye aldık. Yaklaşık 47 gün süren yolculuğun sonunda 3200 gram civarında ve gayet sağlıklı olarak bugün ailesine bebeğimizi teslim ettik. Yani kurum olarak bizden mutlusu yok. Çok mutluyuz. Umarım bundan sonra hep sağlıkla ve huzurla bebeklerini büyütürler. Bizim için büyük bir keyif ve mutluluk kaynağı. Tabii ki bütün gebeler aslında yani gebeliklerine başladıkları andan itibaren her gebelikte olduğu gibi her gebemizin de bir riski var. Ama özellikle ikiz gebeliklerde, çoğul gebeliklerde bu prematüre doğum riski olabiliyor. Ama artık teknoloji o kadar ilerledi ki 27 haftadan itibaren doğan bebeklerimizi biz yeni doğan yoğun bakımda çok özel tedavilerle bütün organ gelişimlerini sağlayıp belli bir kiloya getirip buradan taburcu ediyoruz. Her yılda Dünya Prematüre Günü'nde buradan eve sağlıkla gönderdiğimiz çocuklarımızı, bebeklerimizi aileleriyle birlikte konuk edip kutluyoruz. Hep birlikte bu mutluluklarını paylaşıyoruz. Dolayısıyla korkmasınlar diyorum gebelerimize. Evet, olabilecek bir risk ama artık teknoloji ve tıbbi tedavi imkanları çok ilerlediği için büyük bir şans hani bugünümüzde korkmasınlar diyorum.